O zaman şuna geçelim. Şimdi demin dış şartlar demiştin. Amber'in zamanın yazısında şöyle bir cümle var, mealen söylüyorum. Milis güçleri özellikle Hizbullah konusunda çok büyük darbe yiyen İran'da iktidar içerisinde bazı gruplar, özellikle devrim muhafızları PKK'yı kullanma önerisini dile getiriyorlar gibi bölgede. Bu sana gerçekçi gelir mi? Bunların hepsi ihtimal dahilinde. Yani biliyorsunuz İran Orta Doğu'yu destabilize etmek için, yani bunun Arapçasını da söyleyelim, istikrarsızlaştırmak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Bütün güçleri kullanıyor. Yani tam dilim de bugün önemli bir kesimi İran'ın kontrolünde. Bunu da herkes biliyor. Herkesin bildiği bir şey. Yani senin de bildiğin bir şey, benim de bildiğim bir şey. Ama burada İran gittikçe daralıyor. Kolu kanadı kırılıyor. Yani bırakınız PKK'yı veya bir başkasını işte kullanma veyahut da işte tekrar böyle büyük hamleler yapma. Lübnan'da işte Filistin'de yani Hamas'a verdiği desteği sayarsak Suriye'de bir şey yapamıyorsun. Daha ileri şeyler yapabileceğini de ben tahmin etmiyorum. Yani bu da benim bir tahminim. Tutar tutmaz ayrı bir tartışma konusu. Yani İran bunları isteyebilir. Eski tabirle tevessül edebilir, yani yönelebilir bu tip şeylere, politikalara ama ben bu konuda bir güç sergileyebileceğini tahmin etmiyorum. Tabii esas sorun şu, şu an biraz evvel bir şey sordun, işte Kandil'le Öcalan'dan ayrı bir şey yapabilir mi? Çözüm sürecinde Öcalan, yani ben daha politik bir cümle kurayım, direkt şahıs ismi belirtmeyeyim. Öcalan devlet güçleriyle anlaşmıştı. Yani o zamanki başbakanın adını vermeyeyim direkt. Öcalan anlaşmıştı. Başkanlık sisteminde AK Parti desteklenecekti, işte Erdoğan desteklenecekti ve bunun karşılığında da çözüm süreci başarıya ulaşacaktı. Silahlar susacaktı, PKK gerillaları Türkiye dışına çekilecekti ve bir yumuşama sürecinde adım adım bir şeyler olacaktı. Öcalan'la işte devlet güçleri bu konuda anlaşmışlardı açık ve net. Bunun aksini iddia eden varsa çıksın desin ki yalan. Bütün görüşme notları görüntülü olarak, sesli olarak, yazılı olarak duruyor. Devletin elinde de var, PKK'nın elinde de var. Ama belli güçler bunu bozdu. Yani Kandil'de bunu bozanların arasında yer aldı. Türkiye'deki derin devlet, Kemalist işte kadrolar, Gülen cemaati, Amerika, yani kimler bozdu derseniz içeriden ve dışarıdan birlikte bozdular. Onun için bugün Öcalan'ın getireceği çözümlerle, Öcalan'ın söyleyecekleriyle Kandil'inki de birebir aynı değil. Yani keşke Öcalan tekrar rahat konuşabilse, tekrar siyasi sahaya inebilse. Yani böyle aracılarla, tefecilerle değil de direkt olarak kendi görüşlerini bir şekilde çözüm sürecinde olduğu gibi ifade edebilse iş daha da kolay olacak. Yani efendim Kandil ne diyor, Dem ne diyor, kim kimi dinliyor, niye dinlemiyor, kim kimi kandırıyor, hükümet ne diyor. Yani bu aracılar, tefeciler ortadan çıksa çok daha net konu anlaşılacak, atılacak adımlar da başarıya ulaşacak. Peki nasıl toparlayalım Altan? Yani benim Diyorsun ki toparlamam şu. pek sanmıyorum ama inşallah hayırlara vesile olur diyorsun. Özetle böyle Ben özetleyebilir misin? Böyle köklü bütün Orta Doğu'yu, Türkiye'nin 50-100 yılını şekillendirecek bir hazırlık olduğunu görmüyorum. Yani ben görmüyorum diye yok da demiyorum. Ben görmüyorum. Belki benim gözlerim görmüyor. Yani miyopluk var, hipermetropluk var, neyse uzağa da yakını da belki göremiyorum. Ben böyle bir hazırlık, böyle bir çaba görmüyorum. Ama tekrar şunu söylüyorum, bunun mutlaka olması lazım. Günübirlikten bir adım öteye gidebilse bu yine şans. Yani hepimiz için şans. Bu şansı da ben şahsen desteklerim. Çok sağ ol Altan. Çok teşekkürler. Ben de teşekkür ederim. Hayırlı yayınlar dilerim. Sağ ol. Evet, Altan Tan'la Devlet Bahçeli'nin uzattığı el nelere yol açabilir? Bunu konuştuk. Özetle pek bir şey çıkma ihtimali olduğunu düşünmüyor Altan Tan ama temenni ediyor.
neydi? Bir Kürt olarak ben senin beni sevme ihtimalini sevdim. Yılmaz Erdoğan'dan hareketle bunu söyledi. Evet, Kürtler bir şekilde yakınlaşma bekliyorlar ama burada siyasi hesapların daha fazla olduğunu Altantan da söyledi. Bakalım neler gelişmeler neler gösterecek. Altantan'a çok teşekkürler. Sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.